CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı tepki toplamaya devam ediyor. Hatay'dan siyasiler, çeşitli isimler, oda başkanları, STK temsilcileri saldırıyı üst perdeden kınadı. CHP İl Başkanı Avukat Halil İbrahim Özgün, tüm varlığımızla genel başkanımızın arkasındayız sözleriyle yaptı açıklamasını. Özgün, demiri ısıtanların demiri soğutamadığı belli olmuş. Zaten milletimiz de hükmünü yerel seçimlerde vermiştir. Devlet protokolünün yer aldığı şehit cenazesinde bile güvenliği sağlayamayanlar en hafif tabirle beceriksizdir. Provokasyona gelmeyiz ancak haddini bilmeyene de had bildirmek için gereğini yaparız. Herkesi aklı selimle sorumlu davranmaya ve demokrasinin sonuçlarını hazmetmeye çağırıyoruz sözleriyle dile getirdi tepkisini. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yapılan saldırıyı kınıyor, toplumsal sağduyunun hakim olmasını temenni ediyorum sözleriyle gösterdi tepkisini. Samandağ Belediye Başkanı Refik Er Yılmaz sağduyu mesajını Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yapılan saldırıyı kınıyor, toplumsal sağduyunun hakim olmasını temenni ediyorum sözleriyle verdi. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde bir grup kendini bilmezlerin yaptığı saldırıyı kınıyoruz. Kin ve öfkelerini şehit cenazelerine taşıyanlar emellerine ulaşamayacaklardır mesajıyla kınadı saldırıyı. Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven'de mesajında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırı topluma ekilen kin, nefret ve nifak tohumlarının sonucudur. Bir takım provokatör tarafından gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum ifadelerine yer verdi. Erzincan Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu da yayımladığı mesajla saldırıyı kınadı. Elmasoğlu mesajında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum. Bizlerin nefret değil sevgi diline, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ülkemiz nefretin getirdiği acılardan çok çekti. Nefrete karşı inadına sevgi saygı çerçevesinde bu ülke kalkınacak ve ileriye gidecektir. Bizler bu çerçevede davranmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. İYİ Parti Hatay İl Başkanı Ali Seçer mesajında yetkililerin görevlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve bu hain saldırıya şiddetle kınıyorum. Bu konuda yetkililerin sağduyulu davranıp bu durum içinden çıkılamaz bir hale gelmeden görevlerini yerine getirmelerini bekliyorum sözleriyle kınadı. Büyük Birlik Partisi Hatay İl Başkanı Nevin Zeytineli saldırganların cezalandırılmasını istedi açıklamasında. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Saldırının ardında kim ve hangi güç varsa en ağır cezai uygulama yapılmalıdır sözleriyle gösterdi tepkisini. Antakya Sivil İnisiyatif adına açıklama yapan Alaaddin Taş da eylemin Türkiye'nin birliğine yönelik olduğunu söyledi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimini şiddetle kınıyor, sorumluların yargı önüne çıkartılmasını talep ediyoruz. Bu saldırı doğrudan Türkiye'nin birliğine, demokrasisine ve kardeşliğine yöneliktir. Asla hiçbir saldırıya şiddeti ve terörü tasvip etmiyoruz. İktidar bu tür saldırıların karşısında dik durmalı ve Türkiye'nin geleceğini karartacak bu tür provokatif hamleleri acilen açığa çıkartmalıdır ifadelerini kullandı.